insanlar öteki olanın fikirleriyle her an çok rahat bir şekilde karşılaşıyorlar. Geçmiş bundan herhalde bizim dedelerimizin zamanında birçok kimse hayatı boyunca bir ateizm nedir, İslam dışında bir din nedir, onun hakkında ciddi bir bilgi duymadan hayatını tamamlaması mümkündür. Çok ender bir duyardı yani öyle bir şeyler var diye. Fakat şimdi çok daha ufak yaştan çocuklar ötekinin fikirleriyle ciddi anlamda karşılaşıyorlar. Bu açıdan İslam'ı tutarlı, kendi içinde yani hem insan psikolojisiyle hem akılla barışık bir şekilde mantıklı bir şekilde anlatmak bana göre ve barış sever insanlara hatta estetik ve sanatla bir araya getirerek anlatmak bana göre tarihin hiçbir döneminde kadar olmadığı kadar önemli. Ve bilimle. Çünkü, evet ve bilimle. Çünkü tarihin hiçbir döneminde öteki olan fikirlerle Müslümanlar da aslında diğer dinler için de bu geçerli. Bu kadar kolay karşı karşıya gelebilecekleri bir dönem hiçbir tarihin döneminde yaşanmadı. İnternet ve özel televizyonlarla çıkan fenomenle bu oldu. Daha evvel böyle bir sistem yok dünyada insanlara bilgiyi bu kadar hızlı ulaşabilmelerini sağlayan. Ve bundan sonra ötekiyle karşılaşmak kaçınılmazsa hocamızın dediği gibi yani fikirleri siz tartışmak, ortaya koymak zorundasınız. Siz akılla onları savunabiliyor musunuz? İnsanların aklına ve vicdanına hitap edebiliyor musunuz? Artık önemli olan o. Siz insanlar ancak eskisi gibi tecrit ederek, tek yönlü bir bilgi pompalaması yaparak insanları bir yerde tutmanız artık eskisi gibi. Peki ben şunu anlamaya çalışıyorum. Hocam lütfen. Öbür taraftan da benim bir ekleyeceğim var. Yani bir inancı bir ülkenin tek gerçeği olarak da görmemek lazım hiçbir şekilde. Çünkü zenginliktir bu. Cins anlayışlar vardır. Sonunda pazar ekonomisinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Piyasa. Dolayısıyla öyle yani farklı farklı anlayışlar var, inançlar var, görüşler var. Bunlar birbiriyle yarışıyor. Ha yarışanlar arasında da tek doğru olarak kendini görmek en büyük sorun. Dolayısıyla yani tek yani mutlak doğru olarak görüp de öteki diye düşünmeye başladığından itibaren çok fazla aslında diğerine imkan sağlamamış oluyorsun. Yani misyonerlik denilen şey sonunda bir başka inanç grubunun kendi anlayışını anlatmaya çalışmasıdır. Nasıl bir takım Müslüman kökenli Türkiye'li gruplar başka ülkelerde kendi anlayışlarını anlatıyorsa öbürleri de onu anlatıyor. Ha bu yarışma içinde bazıları onu kabul eder, öbürleri onu kabul eder. Ama yani tek bir doğru olarak onu ortadan kaldırmaya kalkmakta ama hocam burada daha çok altını çizmemiz gereken şey şu. Karşındakini ortadan kaldırmaya yeltenmemek, şiddet kullanmaya yeltenmemek. Çünkü dünyadaki bütün sistemlerin liberalizm, İslam, Hristiyanlık hepsinin altında bir mutlak doğrular vardır. Mesela siz bir hukukçu olarak söylüyorum. Biz a priori olarak hukuk yaparken hırsızlık kötüdür diyoruz. Bunu bir mutlak doğru kabul ediyoruz. Veya insanlara işkence yapmak kötüdür diyoruz. Bunu mutlak doğru olarak kabul ediyoruz. İslam'ın da mutlak doğruları var. Hristiyanlığın da var. Dünyadaki bütün yani hukuk sistemi yapamazsınız. Yani mesela siz insan öldürmenin kötü olduğuna dair bir değeriniz vardır. O değeri bir başlangıç noktası kabul edip hukuk yaparsınız. Veyahut da bir ne bileyim toplumsal düzen kurarsınız. O sizin mutlak doğrunuzdur. Olmaması gerektiğini düşünürsünüz. Yani aslında mutlak bilemeyeceğim. Tabii, doğrunuzdur ama onu mutlak olarak tabii aldığın andan itibaren öbürüne çok fazla tabii yaşam imkanı verilmiyor. Ama işte öbürünü ben onu ayırabileceğimiz bir mantık kurabileceğimizi düşünüyorum. Yani mutlak doğrularımız karşındakinin varlığını yok etmeye çalışmadan olabileceğini evet düşünüyorum ve şiddet kullanmadan, baskı yapmadan. Ondan deminki Kur'an ayetlerini verdim. Peygamberin yanında orada Kur'an'la alay edenler var. Sen oradan uzaklaş diyor. Değil mi? Çaresi uzaklaş. Taşı alıp da kafasını yar, kılıcı alıp da kes değil. Yani o öyle yaşasın. Dinde zorlama yoktur diye ayet var. Yani karşındakinin biz dini inancını belirlemek, ideolojisini belirlemek zorla durumunda değiliz. Dini zaten inancın önemli bir özelliği özgür iradeyle seçilmiş olması. Eğer ki siz onu özgür iradeyle seçmiyorsanız zaten onun bir değeri yok. Eğer ki değil mi yani bir
rüzgar esince yaprak gibi insan kalkıp da bir yere savruluyorsa, o yaprağın bir yere gittiğine nasıl bir değeri olamayacaksa, o yaprak açısından aferin yaprağı ne güzel yapmış diyemeyeceksek, dinin anca da özgür iradeyle insanlar seçmiyorsa aynı şey geçerlidir. Ha, o zaman başka insanların da dinden döndü diye, ki bu bazen hocamın dediği gibi yapılan uygulamalar, buna göre İslam adına ne yazık ki yapılmış, onu öldürmeye kalkmak, işte mürtedin katli gerekir falan şey izahlar ki Kur'an'da hiçbir şekilde yer almayan izahlar, veyahut da namaz kılmayan, oruç tutmayanlara zorla bunları yaptırmaya çalışıyor. Bakın Kur'an'da bir tane böyle ifade yok. Namaz kılmayanın zorla kıldırılması, oruç tutmayana zorla yaptırılması. Ama İslam ülkelerinde bunun uygulaması, hatta hukuka geçmiş hali var mı fıkıhta diye sorarsanız, ne yazık ki var. Ama ben yani teolojik olarak da ona kalkma durumdayım. Yani ben Kur'an'dan hareket edildiğinde hocamızın söylediği şekilde, yani karşı tarafı yok etmeye çalışmadan, fakat mutlakları olmasıyla karşı tarafı yok etmeye çalışmamayı bir aradan bağdaştıran bir zeminin Kur'an'da olduğu kanaatindeyim. Ama uygulamalarda olmayanlarını da işte düzeltmemiz lazım uygulaması.